Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar. Evet, biz bugün arkadaşlar sabah kalktık, kahvemizi içtik, kahvaltı falan yapmadık. Böyle. Canımız çekmedi, hava o kadar sıcak ki, ama şikayet etmiyoruz. Çıktık şimdi Selver Gazi. Burası ne geçiyordu? Gerzele. Gerzele. O bölümlere geldik. Sizlere de biraz çekimler yapmak istedik. Ve bu arada size anlatmak istediğimiz bir şey var. Aniden, acil bir şekilde Almanya'ya geri dönüş yapma durumumuz olabilir. Nedeni ise, Hüso sen anlat. Arkadaşlar, kızlarım üniversite tercihlerini yapmıştı. Ve şimdiye kadar başka yerden tercihlerden gelmişti. Ama istedikleri okul dün akşam kabul gördü. İkisi de aynı üniversiteye gidecekler. Aynen. Hukuk fakültesine. Ve biz bu yüzden çok mutlu olduk ve dün gece çocuklarımızla birlikte kutladık. Herkes mutlu. Aile boyu, abimiz, annemiz, babamız hep birlikte yemeğe çıktık ve bunu kutladık aile boyu, değil mi? Aynen. Biz de çok mutluyuz, değil mi? Evet, aynen. Yani. Çok heyecanlıydık, biraz sakinleştik. Çünkü çok hayal ettikleri bir okuldu ve gerçekleşti. Umarım herkesin, bizim çocuklarımızın gibi, hani gönlünden geçen bir üniversite varsa kabul görür ve İnşallah. İstedikleri yerlere gelmesini nasip olur. Böyle dileyelim. Aynen. Mutluyuz yani. O yüzden sizlere de bugün çıktık. Dışarıdan bir şeyler çekelim. Çekim yapalım istedik. Denizli'mizi tanıtıyoruz bu arada. Hani gelemeyenler varsa, Denizli'li olup bu sene hani izne gelmeyenler Aynen. falan varsa onlar da izlemiş olurlar. Şu anda biz şimdi inelim buradan biraz çekim yapalım. Sonra caddeyi de gösteririz. Tamam benim. Sonra bir kahve içmeye buluruz bir takılırız. Yer. Bir yer Belki buluruz. Buralarda bir yerlere vardır. Burası evet çamların altında böyle yeşillik arasında çok güzel bir yer. Tamam gülüm. Haydi Evet. Bakalım. Görüşmek üzere dostlar. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi böyle yol boyunca sizlere biraz şu doğamızın, güzelliğimizin, cennet Denizli'mizin. Biz arkadaşlar çok övüyoruz Denizli'yi diye. Yanlış anlamayın. İnsan memleketini, Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzeldir. Ama biz buralı olduğumuz için, buraları da tanıdığımız için, bildiğimiz için sizlere anlatıyoruz, gösteriyoruz. Bakın böyle. Sular falan akıyor burada. Burası park alanı. Hem de dolaşalım evet. Bile. Şöyle bir çekim yapalım. Ay çok güzel üst taraflar. Ta şunun yanı gölge. İç havası birazcık kurumuş olur. Değil mi? Bak bak bak. Evet. Harika. Oh ne güzel görünüyor. Gördün mü? Aa, şurası kafe galiba. Ha orada oturmak gider. Bakalım bir oturma yeri varsa, açıksa. Birazcık böyle turun içerisinde oturalım bile. Evet, şu ağaçların güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne güzel yapmışlar. Oturma alanları da var. Pavilion. Sezon neredesin? Buradayım. Hoş geldin. Şöyle yukarıları çıkalım. Gel. Gel gülüm gel. Aa, bu çınar ağaçlarına bak ne güzel. Ay, burası biraz daha serin. Fark et. Aşağılara göre. Aa, burası yeni keşif. Hı. Öyle diyelim. Aa, burası belediye ait bak. Denizli Büyükşehir Belediyesi. Kimsecikler yok bu saatlerde. Ama sanırım burası akşam kalabalık oluyordur yani. Akşamları doluyordur. Ama baksana benim şuraya oturup da. Ay, çok güzel manzara. Bak deniz gözüküyor ama az bir kenara gözüküyor. Evet, aşağıya doğru ilerlerse görebilirsin. Arkadaşlar bu Gerzele eski bir köy diyelim. Yerleşim merkezi, hala araya yollardan geçerken eski binalar gözüküyor. Ay ne güzel yapmış. Ama biraz da alt tarafı var. Burası çok lüks bir mahalle oldu. Hmm. Belki denizin en pahalı mahallelerinden bir tanesi durumunda. Şöyle çıkayım da bakayım. Ama yine güzel yapmışlar yine. Bakın yukarıda da böyle oturma yerleri var. Buradan da çıkabilirsin hocam. Gel. Tamam, yardımcı çıktım ben. Ha. Tamam. İnedim o zaman.
Hüsnü'cüğüm sen in bakalım bir görelim inişini. Sakın genç, düşme. Ben genç. Aynen. İnsanın ruhu genç olmalı. Aynen. Yaşı değil. Çok güzel Hüsnü'cüğüm. Ne kadar güzelmiş. Kamelyalar var bak üst katta. Ne hoşuna gitti. Aynen. Zaman olsaydı olursa bir akşam buraya gelmekteyim. Peki öyle sıcak. Akşam daha güzeldir. Hı-hı. Bak daha da görünüyor karşıda. Bu yol ileriye kadar gidiyorsa arabaya gideceksin. Evet arabayla geçiliyor mu acaba? Sonra o zaman. Evet aynen. İleriye kadar gideyim. Evet şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bakalım oturup bir şeyler içebilecek miyiz? Görelim bakalım. Hüsnü'cüğüm güzel. Aynen manzarası. Yukarıda çocuklar için de salıncaklar. Her şey var. Doğanın içerisinde. İşte denizimiz böyle güzel dostlar. Evet. Yani. Seviyoruz. Ülkemizin her yeri güzel de biz buralı olduğumuz için burayı. Denizimiz başka bir güzel. Aynen. Yani. Horozumuz. Pillerimiz bile var. Ay bakın pembe piller. Sularımız. Şöyle. Burası da çay bahçesi gibi bir alan. Kafe galiba. Hayır yani değil mi? Aa yel değil mi? Su değirmeni bile. Yel mi dedim? Su pardon arkadaşlar su değirmeni. Arkadaşlar biz şimdi masamıza oturduk. Şöyle yanımızda sular akıyor. Biz de güzelce kahvemizi söyledik. Ama güzel. Hakikaten hoşuma gitti. İnan hoşuma gitti. Harika bir yer. Tesadüfen. Buraları ben biliyordum. Ama yeni yapılmış galiba burası. Ya da geçen sene var mıydı? Buraya kadar çıkmamıştı. Bakalım. Yani Denizli Lobut'ta bilmediğiniz yer daha çok değil mi? Evet. Ha, sonradan yapılmış bu arada. Belki de o yüzden bilemedim. Evet Hüsnü'cüğüm. Nasıl buldun? Kahvesi nasıl? Güzel. Beğendim. Ben kahveyi seviyorum ama onun için hep biraz diyorum. Güzel. Afiyet olsun arkadaşlar. Manzaramız güzel böyle. Manzara eşliğinde kahvemizi içiyoruz. Afiyet olsun Sezon. Teşekkür ederim. Çok güzel bir kamera. Bak ben doyamıyorum ben seni böyle kamerayı almaya gülüm ya. Ne yapacağım ben bunu? Orta şekerli kahveniz çok lezzetliydi arkadaşlar. Bu konuyu değiştirdiniz ha? Birazcık utandım, mahcup oldum. Aa, aşk olsun gülü. Sağlık olsun. Evet, biraz sonra tekrar görüşelim ama şey diyecektim, markete de uğrayacaktım. Ha doğru, daha markete uğrayacağız değil mi? Evet, marketten de biraz çekebilirsek çekelim. Siparişler var arkadaşlar, aynen. Onları hazırlayacağız. İçecek falan alacağız, meyve alacağız. Böyle yani. Nereye? Yani? Günümüz böyle geçiyor işte. Olsun bakalım. Ha bir de şey diyecektim, hani bazı yorum yazanlar demiş ki, hani siz Türkiye'yi çok övüyorsunuz ya da gezdiğiniz yerleri çok şey yapıyorsunuz diye. Biz hani şöyle bir yıl uzun bir süre gelmeyince buraları görünce böyle hani dışarıda oturuyoruz tatil havasındayız ya. O yüzden arkadaşlar her şey hoşumuza gidiyor. Gözümüze de hoş geliyor değil mi usta? Orası doğru gerçek. Öyle. Ama bunun yanında. Ha, enflasyon soracak olursanız pahalılık var. Pahalılık var. Ama bazı yerler uygun bazı yerler uçuk kaçık fiyatlar uçmuş. Hani. Doğruyu konuşalım. Hani enflasyonda bayağı uçmuş arkadaşlar. Bayağı güzel hissediliyor değil mi? Evet hissediyorsunuz. Mesela bir yerde iki içecek içiyorsunuz 350 lira. Bir yerde iki düşe iki içecek yanında pasta alıyorsunuz 180 lira ödüyorsunuz mesela. Ne? Demek istediğim bu. Hani her yer farklı fiyatlar. Böyle. Canımız sağ olsun. Herkesin canı sağ olsun. Umarım her şey bir gün düzelir. Enflasyon da bir gün düzelir inanıyoruz. Değil mi? Böyle düşünüyoruz. Aynen gülüm.
Herkesin her şeyi gönlünce olur inşallah. Şimdi yamaçtan aşağı doğru iniyoruz. Gerzele mahallesindeyiz. Yollar biraz tıkırtılı ama. Ama buralar arkadaşlar çok değerli yerler. İnanın. Buralar evet. Yani. Ne güzel evler de var. Güle güle otursunlar kimlerinse. Hep burada bina yapar. Ceviz ağaçları da çok burada. Ne güzel. Ağaç seviyoruz. O yüzden ağaçlı bir ortam görünce mutlu oluyoruz. Yamaçtan aşağı doğru iniş yaptık. Bakın dostlar buralarda denizinin artık hem akşam serin olduğu için de çok değerli değil mi? Burası ondan çok tutuluyordur. Evet. Serin oluyordur akşamları. Sola mı gideyim? Evet. Sola dönüş. Taksi geliyor. Valla burada gülüm kim haklı kim haksız biliyorum. Kimin yol hakkı var hep şaşırıyoruz bekliyoruz biz de. Duranlar oluyor durmayanlar oluyor. Mesela karşıda dur yası var orada tabii ki bekleyeceğiz. Bu konuyla ilgili bir anım var. Senin mi? Avusturya'da bir arkadaşımla tatile geldik. Ama Avusturyalı değil mi? Avusturyalı ama. Ha, gerçek Avusturya. Uzmanlar da Kuşadası tarafında oturuyorduk. Aynen. Dedi ki ben kullanabilir miyim dedi. Ben de kullan dedim. Yani Türkiye'de araba sürmek istedim. Yani gidiyoruz ikimiz beraber Kuşadası'na mı gidiyor ya da geri geliyor hatırlamıyorum. Böyle dörtlü bir kavşak var böyle. Aynen böyle dur tabelesi var. Evet. Bu gidiyor. Dedim nereye gidiyorsun dur. Dedi neden? Dedim ya burada dur yazıyor. Ama dedi ki burada dedi stop yazmıyor dedi. Ha stop. Dedim ya dünyanın dedim, her tarafında aynı değil mi? Tabelanın dedim karesi. Evet, aynen. Ya dedi neyse ondan sonra bir gülüştük. Anlayamamıştır yazık. Yani. Türkçe bilmediği için. Ama tabela aynı. Sonuçta evet. Üzerinde ne yazdığı önemli değil aslında. Ama neyse böyle bir anım var. O da gülmekten yıkıldı. Gittik geriye orada anlatıyor herkese güldürüyor. Espri olmuş öyle. Yani. Bir kutu pasta diyorlar. Yani. İstersen acıktıysan Hüso arkadaşlar dün de yemek yemedi. Biraz midesi üşüttü galiba. Biz bu arabada klima da yapıyoruz galiba. Bak öksürme. Benim boğaz tellerim, ses tellerim diyeyim. Böyle bir şey oldu. Ama çok sıcak değil mi? Sıcak diye klimayı açıyoruz. Ondan sonra nefes alamıyoruz, asılıyoruz. Evet. Sabah ben öyle bir hapşurdum ki şok olursun. Ama şimdi nereye gideyim? Doğru mu gideyim? Evet. Doğru gideyim aşağı bir yere gideriz. Bir yerde yemek yiyelim. Sonra bir markete uğrayalım. Alacaklarımızı alalım. Sağ serbest Hüsocuğum. Bak benim bu abim mi deniyor? Bu abim. Evet şimdi nereye doğru gidiyoruz Hüsocuğum? Akkonak tarafına doğru gidiyoruz. Markete uğrayacağız. Ondan sonra evimize gideceğiz. Değil mi lan? Aynen. Ha, bu arada bir tekstil firmasına girdik arkadaşlar. Tekstil firmasında o kadar güzel pijamalar vardı ki dayanamadık aldık çocukları kendimize. Güzel ürünler vardı. En sonunda markete doğru ilerliyoruz. Hep dolmuş buralar. Her yer ev olmuş arkadaşlar. Önceden boş araziler çoktu. Şimdi şok olduk. Her yer evlerle dolmuş taşmış. Bizim var yerler, ne güzel evler var değil mi? Evet, çok güzel evler diye bulmuş. Arkadaşlar 1500 metrekare arsanın içerisine 500-600 metrekareden fazla büyük evler yapmışlar. Havuzlu. Yani. O kadar güzel ki. Su da akkanak. Yol çalışması mı var? Kazı çalışması var. Yanında şöyle göstereyim. Parkı yemiyorlar galiba. Park, evet. Olabilir. Dün dikkatli buradan döneceğim. Bak camimize. Her şey yapacağım. Göstereyim.
Alışveriş. Merkez değil de burası. Ha, pek de çiftliği yazıyor. Çiftliğine geldi. Evet arkadaşlar, bizim tulumba tatlarımız geldi. Bu şekilde paketlenmiş halde. 50 adet. Kızlarım biraz sonra çıkıp bunları dağıtacak. Çok istediler. Türkiye'den gitmeden önce hayır yapalım dediler. Çalıştıkları, kazandıkları parayla, alnımızın teriyle dediler. Allah'ım kabul eyler inşallah. Bu şekilde. Geçen sene de lokma hayrı yapmışlardı kızlarım. Bu sene de bunu karar verdik. Seneye Allah nasip ederse başka bir şey düşünürüz. Evet Söğüt'cim, neler bakıyoruz? Yani bir de şu kavuna bak, kavuna. Çok ısınmış. Çok büyük kafa kadar. 45 TL, 70 kuruş. 6,5 kilo ne bak? 6,5 kiloymuş. Ama kadın dedi, bugün gel dedi. Ballara bak ne güzel. Ooo ballarda. Çok çeşitli ballar var. 208 TL. Nutellalar var. Tahinler mi? Evet. Bak şöyle kutularda. Şu büyük kutular 330 TL'ymiş. Bir tane eve küçük al değil mi? Yaptık. Şimdi gidiyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğendiğinizde abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı, esenlikle kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bye bye.